Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Erdoğan pazartesi günü, tabii biz pazartesi günü Brüksel'e gideceği için hemen hemen bizimle aynı gün, yani toplantı Amerika'da olsaydı aramızda çok büyük saat farkı olduğu için aynı gün bilgi sahibi olamayacaktık. Ama ayın 14'ünde bir saat kadar bir gecikmeyle bütün her şeyi öğreneceğiz. Bizim saate göre bir saatte bir gecikmeyle. Haliyle olan bitenden çok kısa zamanda haberimiz olacak. Ne olacak? Benim görüşüm belli, biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri yeni başkanının olaylara kendi şahsi penceresinden bakmayacağı kanaatindeyim. Çünkü o bir Trump değil. Trump tüccar, sokak tüccarı hatta. Efendim çok zengin olabilir ama zenginliği vergi kaçakçılığıyla elde edilmiş bir adam. Ailesi Amerika'nın en azılı vergi kaçakçılarından biriydi, biliyorsunuz. Biden öyle değil, Biden devlet adamı. Haliyle bütün pazarlık masasındaki görüşmelerinde önceliği siyasetine değil, önceliği devletine verecek. Tabii bu arada siyaset hayatının geleceğini de, en azından Demokrat Parti'nin siyasi geleceğini de hesaba katacak. O konuda hiçbir kuşkum yok canlarım. Ancak bizim Biden'la Erdoğan görüşmesinin en büyük etkisinin ekonomi konusunda olacağı kanaatimi halen koruyorum. Siyasal konularda bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Tabii düşünmüyorum derken bazı oluşumlar hariç. Biden'ın ne isteyeceğini artık ezberledik. Evet, yani benim penceremden ne isteyeceğini ezberledik. Eğer beni dinlediyseniz tüm konuşmalarımı, uzun zamandır hep aynı şeyi söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Biden devlet başkanı olduktan sonra Trump'tan daha farklı bakıyor olaylara. Bir, Trump S-400 konusunda esnekti. Yani Amerika Birleşik Devletleri devleti ile, kongresi ile aynı şeyleri pek düşünmüyordu. O kafasının bir tarafında ben başkanlıktan düştükten sonra, Erdoğan da Türkiye'de başkanlıktan çekildikten sonra Erdoğan'ın elindeki maddi imkanlarla bir şeyler yapabilir miyim düşüncesindeydi o. Yani Erdoğan'ın şahsını kırıp dökmek istemiyordu. Biden öyle değil. Biden olaylara öyle bakmıyor. Mesela Biden S-400 konusunda %1000 kararlı. S-400 konusunda Tayyip Erdoğan kazanırsa var ya, yani Tayyip Erdoğan S-400'leri göndermiyorum, hayır deyip bir de gerçekten monte ederse Türkiye'ye büyük zaferle döner siyasi açıdan. MHP'liler tarafından, Büyük Birlik Partililer tarafından, AK Parti içinde bir kısım ülkücü ya da işte MHP kökenli milletvekili ve seçmen tarafından alkışlarla karşılanır. Ama Türkiye ekonomisi çöker. Net. Ya dede çok mu korkuyorsun acaba diye düşünenleriniz olabilir. Hayır. Ben deneyim sahibi bir insanım. Korkumdan dolayı söylemiyorum. Emin olduğumdan dolayı söylüyorum. Kaldı ki beni ne ilgilendirir? Samimi söylüyorum, beni ne ilgilendirir? Ama bizi çok ilgilendirir. Başka, yine Biden Trump gibi davranmayacaktır. Hangi konuda? Kuzey Suriye'deki Kürt garnizonu diyorlar ya da benim Kürt özerk bölgesi dediğim konuda Biden asla Trump gibi davranmayacaktır. İşi ertelemeye, işi uzatmaya vardıracağını hiç tahmin etmiyorum. Ben tahmin etmiyorum. Orada kafasına hem koydu, hem İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri açısından çok önemli, hem de kendi seçmenlerine verdiği söz açısından çok önemli. Amerika'nın bölgede asker bulundurmadan dengeyi sağlaması açısından da önemli. Çünkü Amerika bölgede asker bulundurursa olağanüstü çok harcama yapıyor. Daha az harcamayla orada benim hemen hemen, yani yaklaşık belki de 8-10 yıldır söylediğim konunun olacağını tahmin ediyorum. Nedir benim 8-10 yıldır söylediğim konu? Son 2,5 yıldır sizler dinliyorsunuz benden. Amerika Birleşik Devletleri de, Rusya da, hatta Avrupa Birliği ülkeleri de Kuzey Suriye'de kurulacak olan Kürt özel bölgesine, Türkiye'de de halen faaliyette bulunan PKK'lı teröristleri de çekecekler.
Yani orada onları da asker olarak ya da iç güvenliği sağlamada, yani bir nevi polis olarak kullanacaklar. Bu aynı zamanda Türkiye'nin de şöyle lehine olacak. Türkiye enerjisini artık terör örgütlerine harcamayacak. Bakınız, asker savaşıyor değil mi? Türk Silahlı Kuvvetleri savaşıyor. Şehidi Türk Silahlı Kuvvetleri veriyor. Ama Türkiye içindeki başarıyı İçişleri Bakanı yüklenmeye kalkıyor. Kendisine benim başarım diyor. Ben başardım diyor. Cumhurbaşkanı da o başarıyı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mal etmiyor. İçişleri Bakanı'na mal ediyor. Yaptığı Süleyman Soylu'yu koruyan ya da koruduğu iddia edilen konuşmasında ne dedi? Biz dedi terörle mücadeledeki başarısı falan bilen. Ya terörle mücadeleyi İçişleri Bakanı mı yapmıyor ya? Hiçbir zaman da yapmadı. Türkiye'de en başından beri terörle mücadeleyi Türk Silahlı Kuvvetleri yapıyor. Bana bir tane Erdal Sarı Zeybek daha gösterebilir misiniz? Bana bir tane daha Osman Pamukoğlu gösterebilir misiniz? Hayır, gösteremezsiniz. Neden? E çünkü yok. Asker olarak var. Subay olarak var. Assubay olarak var. Elbette var. Er olarak var. Ama polis olarak yok. Ne olursunuz bunlarda artık mutabık kalalım. Bu konuya siyasetçiyi sokmayalım artık. Efendim dedi ya sen Esrahtan da yani Kuzey Suriye'de özel Kürt bölgesi mi istiyorsun? Ya ben istesem ne olur, istemesem ne olur? Beni kim dinler? Ama ben kendi istediklerimi ya da kendi istemediklerimi paylaşmıyorum sizlerle. O zaman ne diyorum? Benim temennim odur ki diyorum. Oysa şimdi ne diyorum? Benim öngörüm o ki diyorum. Benim tahminim o ki ben öyle analiz ediyorum diyorum. Benim gördüğüm olabilecek olanlar bunlar. Benim istediğim ya da istemediklerim değil. Biden Kuzey Suriye'deki Kürt özerk bölgesi konusunda son derece ısrarlı olacak ve hem Rusya'nın hem Avrupa Birliği'nin hem Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği Kürt terörünü de oraya çekmek, geriye çekmek yani. Türkiye'nin kısmen elini rahatlatmak. Canlarım, kuraldır. Bir ülkeden, hadi önce ülke demeyelim de bir kişiden çok büyük alacağı olan bir banka, çok büyük alacağı olan bir banka o kişiyi yok etmek istemez. İşine gelmez. Aksine parasını faiziyle birlikte alabilmek için o şirketin üzerine çökecek olan grupların bile önüne geçmeye çalışır. Geçerdi. Böyledir dünyada. İngilizlerin çok sevdiğim o ünlü sözünü daha önce sizinle paylaşmıştım. İngilizler derler ki bir bankaya 1000 sterlin borcun olursa bankanın kölesi olursun. Aynı bankaya 1 milyon sterlin borcun olursa banka senin kölen olur. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünya para piyasalarına 460 milyar doların üzerinde, bence üzerinde bir borcu var. Bu kadar borçlu bir ülkeyi, yani gayri safi milli gelirine bakarak bu kadar çok borcu olan bir ülkeyi ne Amerika Birleşik Devletleri yıkmak ister? Ne Avrupa Birliği ülkeleri yıkmak ister. Kıskançlık mı falan, bunlar palavradır. Ya neden kıskansınlar? Neyimizi kıskansınlar? Allah aşkınıza ya. Neyimizi kıskansınlar? Ya Çin'in, dün de Selçuk'la konuştuğumuzu dinleyenler görmüştür. Çin 3.2 trilyon dolar döviz rezervi var. 3.2 trilyon. Yani 3 trilyon 200 milyar dolar. Ya bizim 200 dolar bile döviz rezervimiz yok. Bizim kim neyimizi kıskanacak ya? Almanya'nın keza öyle. İngiltere'nin, Avrupa Birliği ülkelerinin, Amerika'yı zaten hesaba katmıyorum. Ya gerçekçi olalım canlarımız. Başka ne kaldı geriye? Doğu Akdeniz. Amerika Birleşik Devletleri Doğu Akdeniz'de bize eğer varsa oradaki petrolü, oradaki doğal gazı yedirmez be canlarım. Şöyle olsaydı en başından itibaren biz de o konsorsiyuma girseydik olurdu. Ama Rabbena hep bana. Ya yedirmezler. Olmaz. Efendim Amerika Birleşik Devletleri'nden de daha güçlü olursunuz. Çin'den de daha güçlü olursunuz. Dayatırsınız anasını satayım. Ulan silahım var, ordum var, param var, siyasi gücüm var. Ya. Joseph Nye örneğini verdim kitabından. Değil mi canlarım? Uluslararası ilişkiler, küreselleşme. Ya ne yazık ki böyle. Ha ne yazık ki böyle. Çok güçlüyseniz
Uluslararası sözleşmelere falan bile kulak asmazsınız. Ya Amerika asmıyor abi. Ya neden asmıyor? E ne yapalım, Amerika'ya gidip işgal mi edelim? Metal fırtınada olduğu gibi. Nasıl da kandırdılar bizi, değil mi? Ya yapmayın ya arkadaşlar, ben gerçekçiyim. Bende hayal yok. Ben size her şeyin en gerçek olanını söylüyorum. İsterseniz ben de palavralara başlayayım yani. İsterseniz kolay abi. Dünyanın en kolay şeyi uydurmaktır ya. Hele ben roman yazarıyım. Allah, ne senaryolar uydururum. Ne haberler uydururum. Bir küçücük haberin içinden bir cümle aldım mı size burada bir saatlik senaryo yazarım. Kaç defa yazarım. Kaç defa yazarım. Ama dede ya, yazıyorlar yazıyorlar da yine de takip ediliyorlar. Olabilir. Olabilir. Benim onlara bir lafım yok ama benim ailemin o senaryolara inanacağını zannetmiyorum, düşünmüyorum. İnansa da bana ne, benim işim değil. Ama bu gerçekleri de lütfen hep birlikte görelim. 14 Haziran'dan sonra 15-16 hemen hiçbir şey olmayacaktır. Peki diyebilirsin ki dede ya, döviz düşüyor. Dün Selçuk'un programında yine söyledim orada. Burada da uzun zamandır söylüyorum. Şu andaki beklenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne taviz vereceği yönünde. Verecek mi? Benim gördüğüm kadarıyla verecek. Haliyle şu anda döviz, ne dedim hatırlayın, ne dedim? Ya yatay gidecektir ama 8.50'nin altında düşmez diye tahmin ediyordum. Düştü. 8.33'lere kadar düştü hatta galiba, değil mi bir ara? Hafta sonudur. Görüşmeye az kalmıştır falan. Ancak bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli tavizi vereceği durumda olacak olan şeyler. Yani dövizle ilgili, ekonomiyle ilgili. Siyasi tarafa bakarsanız büyük ihtimalle Bahçeli, büyük ihtimalle Bahçeli ortalığı ayağa kaldıracak. Büyük ihtimalle. Tabii İyi Parti de ortalığı ayağa kaldıracak hepsi. Fakat bu sefer Erdoğan'ın orada verdiği tavizlere Türkiye'de bir siyasi parti destek çıkacak. Hangisi? Tabii ki HDP destek çıkacak. Bakınız dengeler nasıl değişecek. Nasıl değişebilecek. Erdoğan HDP'yi yanına alıp yoluna devam ederse 2008'li 2011 arasında olduğu gibi çok büyük ihtimalle uluslararası para camialarından, hatta belki nakit de döviz desteği görebilecek. Belki diyorum, belki. Ama en azından borçların bir kısmı 2 sene, 3 sene gibi ödemesiz ertelenebilecek. Bunlar tahminlerim, olacak demiyorum ha. Erdoğan bu abi. Hiç belli olmaz. Kapıdan çıkarken bir tokat atıverir Biden'a. Değil mi? Yani anlayamayız. Ne zaman ne yapacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Ya baksanıza 2 gün önce ne dedi? Ben belediye başkanı olduğumda İstanbul daha çoktu dedi. Hani İstanbul'u tanımayan biri olsam. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı olduğunda İstanbul çepeçevre ormandı. Peki neden öyle dedi? Kasımpaşa'dan başka yeri bilmiyordu ki belediye başkanı oluncaya kadar. Bilmiyordu. Ondan sonra görünce zannetti ki oraları kendi belediye başkanından sonra oldu, o Fatih Ormanları, Belgrad Ormanları falan. Tabii ki şaka bir tarafa. Bunu siyaset gereği söylüyor. O nedenle Erdoğan'ın ne yapacağını bilmiyoruz. Erdoğan Biden'ın dediklerini yapacaksa ekonomide tatlı bir yalancı bahar esecek. Bunu kabul edelim. Tatlı bir bahar. Çözüm değil. Hayır. Üst düze kortizon tedavisi yapılacağı. Saçımız başımız dökülecek belki ama ayağa kalkacağız. Orasını kesin olarak söyleyebilirim. Ama Erdoğan Biden'ın taleplerine, bu üç talebinden bahsediyorum. Geri kalanlar çok önemli değil. Peki bizi bir şey almayacak mıyız? Alacağız. Ne alacağız? Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı bir daha gündeme gelmeyecek. Başka? Halk Bankası davası bir daha gündeme gelmeyecek. Başka? Çok büyük ihtimalle Amerika'ya giriş çıkışlarda, vizelerde de bazı kolaylıklar sağlanacak. FETÖ'ye verecekler mi? Onu vermezler. Ha, onu unutun. Onu verseydiler 2016'dan buraya 5 senede 5 defa verirlerdi. Onu şimdilik unutun. Yani bu dediğim 3 konuyla ilgisi yok. Bu 3 konunun dışında sadece bize verebilecekleri taviz Erdoğan'ın mal varlığı, Halk Bankası davasını görmezden gelmek ya da birkaç milyar dolarlık ceza ile işi bitirip atmaktır diye düşünüyorum. Temennin diye sorarsanız bu konuda yapabileceğim, söyleyebileceğim temennilerin hepsi
aleyhime delil olarak kullanılacağından dolayı ben de susma hakkımı kullanıyorum. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.